Bir devam edebilir mi? ALB menkul değerlere dönelim. Araştırma uzmanı Arda Coşar karşımızda. Arda hoş geldin yayınımıza. Ne dersin? GOP para birimlerinde yani gelişen ülke para birimlerinde baskı devam eder mi bu hafta? Buna bağlı olarak biz Türk lirasında nasıl bir hareket göreceğiz? Şunu söyleyeyim, bildiğiniz gibi gündem yine ABD'de Cumhuriyetçiler ve Demokratlar borç tavanını artırma konusunda anlaşamadı. Bu doğal olarak dünyada risk algısını arttırıyor. Bu sebepten dolayı gelişmekte olan ülke para birimlerinden ABD dolarına geçiş söz konusu. Bu kapsamda dolar TL'de bundan payını alıyor ve dolar TL'de geçtiğimiz günlerde başlayan değerlenmenin bugün de devam ettiğini görüyoruz ve hızlanarak devam ettiğini görüyoruz. Bu kapsamda dolar TL için bakmamız gereken seviye özellikle 2.04 seviyesi, 2.04 seviyesinin üzerine kapanış yapılması durumunda önümüzde günlerde 2.06 ve 2.08 seviyeye hedeflenebilir. Zaten bu ABD'deki borç tabanı sorunu çözülmeyi takdirde de dolar TL'nin değerlenmesini devam etmesini beklemek mümkün. Ama ABD tarafından sürpriz bir haber gelir de dolar TL kendini 2.04 seviyesinin aşağısına atarsa o zaman 2.0225 ve 2.01 seviyeleri hedeflenebilir. Ancak bu sorun çözülmediği takdirde doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değerlenmesini beklemek makul diye düşünüyorum. Evet, borç tavanı, bütçe tartışmaları bunları izlerken bir yandan da bu hafta tabii Amerika'dan gelecek olan veriler de önemli olacak Fed'e dair beklentiler açısından. Ve Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı da var. Acaba bu euro dolarda bir hareketlilik yaratır mı? Az önce İtalya endişelerinden bahsettik yayında. Euro dolar için bu hafta nasıl bir seyir öngörüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, euro dolarda bir kere Berlusconi olayı, yani 5 tane bakanın kabine istifa etmesi euro dolarda gün içinde bir zayıflamaya sebebiyet verdi. 35'in aşağısına düştü. 35'in aşağısına düştü euro dolar paritesi. Bu euro dolar paritesinin zayıflatsa bile euro dolar paritesinde 1.3450 desteği var. Bu 1.3450, 1.3460 destek bölgesi aşağı yönlü kırılma takdirde euro dolarda aşağı yönlü bir hareketin hızlanmasından bekleyemeyiz. Önümüzdeki günlerde hem euro bölgesi PMI verileri gelecek, ECB tarafından gelecek açıklamalar da etkili olacaktır. Ama geri çekilme araya şansa bile 1.3460 seviyesi izlenmeli. Bu seviye yukarı doğru kırılmazsa euro dolar da yukarı yönlü hareketin devam ettiğini söylemek mümkün. Euro şu an hala güçlü seyrediyor. Peki, çok teşekkür ediyoruz Arda katıldığın için, değerlendirmeler için ve her zaman olduğu gibi şimdi bir araya gideceğiz.